Şimdi öncelikli olarak 16. Ankyros Fuar düzenleniyor. Fuarın özellikle diğer fuarlara nazaran biraz daha hareketli geçtiğini gözlemledik bizler. Hem yabancı katılımcı hem yerli katılımcı ayağında olsun. Şüphesiz fuarın en önemli unsurlarından, en önemli halkalarından bir tanesi de döküm sektörü. Evet. Bu alanda döküm sektörüyle alakalı isterseniz sizin ağzınızdan dinleyelim. Türk döküm sektörü dünyada nerede? Avrupa'da tabii, nerede? Tabii. Bizi Avrupa'daki diğer oyunculardan ayıran unsurları bizlerle paylaşır mısınız? Hay. Öncelikle böyle bir şansı bize verdiniz. Barış Bey, çok teşekkür ederiz. Döküm sektörünün en büyük sıkıntılarından biri bilinirliği. Hakikaten döküm sektörü esasında çok önemli bir sektör. Yani girmediği hiçbir dal, hiçbir yer yok. Bunu tabii bizlerin de hatası oldu. Bu konuda çok daha anlatılan, çok daha bilgilendiren bir konular gündeme getirmedik. Ama inşallah bundan sonraki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bunu gerçekleştirecek. Türkiye'yi sorduğunuz zaman Türkiye çok ciddi bir başarısı var dökümde. Bakın, Avrupa'nın ikincisi, dünyada yedinci ve çoğu şeyin, ülkelerin gıpta ettiği bir yere geldi. Teknolojisini, Ar-Ge'sini vesairesini çok iyi takip ediyor. Döküm 200-300 parametrenin birleştiği bir konu. Basit bir şey değil. Yani bir metal üretiyorsunuz değil esasında. Ondan dolayı beyaz yaka, özellikle mühendislik çalışmaları, özellikle yönetimsel çalışmalar çok önemli. Ve bunu da gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşlarımız sonuna kadar zorlayarak gidiyorlar. Türkiye bu sene birazcık düştü. O da 1.9 civarında bir düşüşümüz var. Ama totalde de baktığınız zaman gene %8-%9 civarında da döviz bazında girdimiz artmış. Bu da güzel. Yükselmiş. Katma değeri yüksek. Şimdi katma değeri yüksek, çok güzel bir noktaya değindiniz. Döküm sektörünün katma değeri yüksek Barış Bey. Şöyle, diğer sektörlere baktığınız zaman ithalat, ihracat, karşılama oranları genellikle yüksek oluyor. Fakat bizde öyle değil. Yani bizde ithalat %40 ila %50 civarındayken, inanın ihracatlarda bangır bangır %100'ler tabii oluyor. O bağlamda avantajlı bir sektör. 9 milyar euro. Az bir rakam değil. Bunun 7 milyar eurosu ihracat, 2 milyar euro içeride. Ve bunları daimi yeni bir yatırımlar, daimi tevsi yatırımlar, daimi modernizasyon yatırımlarıyla beraber de sürdürülen bir yapıyı oluşturuyor döküm sektörü. Döküm hiçbir zaman bitmez. Dünyanın herhalde en eski metal sektörünün başlangıcıdır. İyi gidiyoruz. TÜDÖKSAT derseniz, TÜDÖKSAT'ta toplam 200'ün üstünde üyesi var. Dökümcü olarak da var, tedarikçi olarak da var. Hem dökümcü hem tedarikçi olarak baktığınız zaman iyi bir rakam. Ama tabii hedeflerimiz hep yukarıda. Döküm olarak da sayı olarak az gibi gözüksek bile, ama total üyelerimizin Türkiye'deki kapasiteleri, daha doğrusu üretimleri, kapasiteleri demeyeyim, %85 civarında. İşte azımsanmayacak bir rakam. TÜDÖKSAT'ta ne yapıyor? TÜDÖKSAT'ta özellikle bu sektörün getirdiği sıkıntılar, sadece sıkıntılarla değil, işte webinarlar yapıyor. TÜDÖKSAT Akademi var. TÜDÖKSAT senede birkaç kere üyelerini birleştiriyor, beraberleştiriyor. Güzel kitaplar vesaireler, konferanslar oluyor. Yani muhakkak yapılacak çok şey var. Onu söylememe gerek yok. İnşallah bu gelecek dönemdeki yönetim kurulu arkadaşlarımız olsun. Sadece yönetim kurulunda da değil, biliyorsunuz Barış Bey. Yani tümden bir destek gelirse döküm sektöründeki
sanayici arkadaşlarımızdan, mühendis arkadaşlarımızdan çok da güzel bir yerlere geleceğimizin şeyi emanetini, gözüküyor. Tabii, gözüküyor. Görüyoruz başkanım. Onun dışında ihracat, sizin belirteceğiniz noktalar varsa onları da alalım isterseniz. İhracat konusunda da şöyle 2018'de 1.4 milyon ton, 2023'te 2.1 milyon ton. Yani %50'lik bir kapasite artışı. Daha önceden Türkiye Avrupa'da üçüncüyken İtalya üstümüzdeydi. Şimdi İtalya'nın yerini aldık. İhracat rakamlarımızda her sene bir artış var, bu sene hariç. Geçen sene de biliyorsunuz zor bir dönem. Ama bunun yanında en önemli nokta, hep dönüyorum dolaşıyorum şeye geliyorum, parasal duruma. Demin katma değer dediniz. Ama bu %50'lik artışın karşısında parasal değer olarak da %80 artış yapmış. Onun için ihracatımız bence iyi gidiyor, iyi gidecek. Bu kısa, orta vadeli hedefler çizilmiş vaziyette. Tabii bunun en başında ihracat hacminin artması, bu hacimler bize yetmiyor. İkinci olay tabii yüksek katma değerli ürünler hep ağzımızda. Ama bunu gerçekleştirebilecek sektörlerden biri bence döküm sektörü. Çünkü diğer tarafta mücadele ettiğiniz o uzak doğuda hep uzun serili parçalar üretiliyor. Artık biz böyle herkesin döktüğü, herkesin belirli kimyasalına eriştiği değil de daha spesifik, daha özel ürünlere, daha kısa serili ürünlere odaklanmalıyız. Daha butik olmalıyız. Bunun yanında sadece döküm değil, illaki bunun arkasında da dökülen parçaların işlenip göndermesi. Hatta en büyük hedef ki bence o olmalı, komponent haline getirip ürünlerin ihraç edilmesi. O çok. Yeni pazarlara açılışlar var. İşte burada Orta Doğu var, Kuzey Afrika var, Asya Pasifik var. Diğerlerine zaten ciddi derecede devam eden bir mücadele var. Tabii ki bu bu durgunluk zamanında da özellikle satış pazarlama grubunun da çok ama çok ciddi derecede dünyaya yayılma politikası olmazsa olmaz. Tabii. Onu da yapıyor. Alternatif pazarlar konusunda arayışlar var mı başkanım? Alternatif pazarlar içerisinde muhakkak arayışlar var. Bu arayışları da yapabilecek kapasitelerimiz var. Nedir? Bu Ar-Ge yatırımları çoğaldı Barış Bey. Ondan sonra bu da nasıl mücadeleci oluyoruz? Bence bir yüksek üretim kalitesine sahibiz. O güzel bir şey. Ondan sonra esneyiz. Biz biliyorsunuz bir uzak doğunun düşünürken bizim üretip gönderdiğimiz mamuller var. Stratejik coğrafik konuyu biliyorsunuz Covid'den sonra yaşadık. Hani bunların üstünü daha da güzel desteklerle canlandırabilirsek çok da başarılı olacağız. Ben ondan hiç şüphem yok. Hedeflerimiz veya kapasite oranımız ne olur gelecekte? Bence hiçbir zaman kapasite düşüklüğü yaşamayacağız. Allah da yaşatmasın. Yatırımcı arkadaşlarımız devam ediyor. Bu bağlamdaki olayda özellikle Ar-Ge yatırımlarıyla, demin de söylediğim gibi işlemiş parça ve komponent yatırımlarıyla çok önemli bir gelecek sunuyoruz. Özellikle rejenerasyon yatırımları da çok dikkat çekiyor. Efendim? Rejenerasyon yatırımları çok, da çok, çok dikkat çekiyor. Şimdi ona da geleyim Barış Beyciğim. Mesela bu yeşil üretim süreçleri, bu yeşil üretim süreçlerinden bazı fabrikalarımız hemen bu güneş enerjisiyle enerji üretimlerine, karbon salınımlarına konsantre oldular. Bunların çok önemli bir noktası ne biliyor musunuz? OEM'lerle çalışıyoruz. OEM'ler çok zor. Kabul ediyorum. Ama OEM'ler sizi çok zorlayıcı oluyor. Otomatikman o teknolojiye ayak uydurma mecburiyetindesiniz. Mesela artık o büyük OEM'lerin gelip de Türkiye'den mamul almaya çalışırken ilk soruları ne biliyor musunuz?
karbon salınımı ile ilgili ne yapıyorsunuz? Ondan dolayı Türkiye gayet güzel bir noktaya gelecek inşallah. Genel sıkıntılardan bahsetmek istemiyorum Barış Bey. Evet. Onlar zaten hep konuşulan şeyler, konular diyelim. Bunun haricinde hangi sektörler? Otomotiv tabii birinci sektör. Sonra bununla beraber sürdürülebilirlik meselesi gene dökümhanelerin en önemli hassasiyet gösterdiği nokta. Sektör dedim, inşaat sektörü var. Bunların içerisinde de tabii kabul edersiniz en önemli yeni bir metal değil ama alüminyumun artık ben buradayım demesi. Alüminyum konusunda hem esnekliği, mukavemeti, geri dönüştürülebilirliği konusunda da avantajları var. Hafiflik konusunda biliyorsunuz avantajlar var. Ve alüminyum sektöründe de ciddi yatırımlar devam ediyor. Onun dışında kompozit malzemelerle alakalı süreçleri soracaktım başka. Bunlar döküm prosesleri içerisinde yeri var mı? Varsa bunlardan? Var. Var. Hassas döküm konusu. Hassas dökümde de daha önceden az dökülen veya az üretilen kapasiteleri şu anda yukarıya çıkartıyoruz. Dediğimiz gibi yani bizim en büyük avantajımız biliyorsunuz o hızlı esneklik olayı. O esnekliği iyi değerlendirmeleri lazım. Değerlendirmemiz lazım. Bence de fena değil. Yoksa yani Çin'iyle, Hindistan'ıyla, Uzak Doğu'yla yani daha niş, daha kaliteli, daha spesifik, belki daha az üretim olabilir. Yani bu üretimimiz azalsın demiyorum ama sonuçta yani. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim, gittim Çin'e gezdim. Bakın öyle bir şey ki fabrikaları öyle dizayn etmişler ki işte belki senede 30 tane 40 tane değişik parça döküyor. Ama ben size şöyle söyleyeyim, bazı dökümhanelerimiz günde 40 tane 50 tane değişik parça üretiyor. Bunları kullanmak çok önemli. En önemli yönümüz esnek üretim. Kesinlikle. Spesifik üretim diyorsunuz. Ve bu yönleriyle sektör hem katma değerini arttıracak hem de globalde 7. dediniz sektörümüz. Evet. Umarım bu avantajları daha da hızlı pekiştirerek daha da zirvelere yerleştirebiliriz diyelim. İnşallah. Tabii demin Sayın Bakanımız da açılışa katıldı biliyorsunuz. Orada da sektörel yeşil dönüşümün oluşması için kendisinde veya ekibinden ricada bulunduk. Buna bağlı olarak işte demin de söylediğim gibi artık kendi enerjimizi, kendi karbon salınımlarımızı şey yapmalıyız. Hassasiyetle takip edebilmeyiz. Sektörün dışa bağımlılıkları var. PİK ve ferro alyaj malzemeler vesaire gibiler. Onlar da burada demin törenimizde de bütün yabancı onlardan ithal ettiğimiz parçaları her seferinde her şekilde diyorum ki aman ne olur gelin bu parçaları artık bu üretimlerinizi artık Türkiye'de yapın. Evet. Türkiye'de yapın. Bu konuda da bir iki tane firmanın çok ciddi çalışması var herhalde. Üretime de başladılar. Bence o konuda da ilerleyecek. Yani sadece ithalatçı olmayalım Barış Bey. Yani niye burada madem ki siz işte dünyada şöyle bir kapasitenizi temsil ediyorsunuz. Neden burada bunlar üretilip de biz kendi ülkemizdeki üretim değerinin içerisine katmıyoruz? Başkanım benim aklıma şey geldi. Tabii. Özellikle bu evet. Alakalı konu 22 tane döküm firmasının bir araya gelerek özel bir iştirak oluşturduğunu biliyoruz. Evet. Reçine'de de böyle bir şey yapılabilir mi? Veya yapılabilir. Bu PİK'te tabii. Veya alyajda hani bunların fizibilitesiyle alakalı en azından buradaki değeri ülkemizde kalması noktasında önemli olur diye düşünüyorum ben. %100 haklısınız. Bu PİK tarafı biliyorsunuz esasında işte entegre demir çelik tesislerinden olan bir şey. Ve yaklaşık Türkiye'de 1 milyon ton civarında
bir ithalat var. Evet, var. Ortalamada 600-650 milyon dolar gibi. Yani bu pik üretimini artık o sektörün, ki bunu da gerekli mercilerimize ilettik. En önemli noktası onun burada. Türkiye'de bu paramızı niye kaybedelim, niye ithalata verelim? Onun haricinde tabii bu demin söylediğiniz işte kumdaki birleşmeler olabilir. Niye olmasın? Kum olayını hallettik çok uzun bir süre sonra. Değerli arkadaşlarımız fevkalade başarılara imza attılar orada. Bununla beraber sayın bakanlıklarımızın, ama sanayi, ama çevre, ama orman bakanlıklarımızın da çok büyük desteği oldu. Orası halloldu. Her zaman için yapılabilecek çok şey var. Yeter ki bunu vizyonsal olarak gündeme getirelim. Ortaklık mekanizmalarını geliştirebilir sanayi şirketlerinden olalım. Burada tabii en önemli nokta gene sadece ismini değil, çok da çalışmak isterdim. DPT gibi bir kuruluşun siyasallaşmadan Türkiye'de ne lazım? Hangi konularda yatırım yapılması lazım? O konulara verilebilecek teşvikler vesaireler çok ama çok önemli. İnşallah böyle bir yönlendiricilik devletimiz tarafından da gelirse tahmin ediyorum güzel üretimler, farklı üretimlere de imza atacağız. Biz de bu konuyu buradan duyurmuş olalım diyelim. Lütfen, lütfen. Onun dışında çok güzel bir bilgilendirme, çok güzel bir sohbet oldu bizler açısından. Umarım burada yaptığımız çalışmalarda meyvesini vererek sektörde bir çarpan etkisi yaratacak. İnşallah. Sizin ekleyeceğiniz, belirteceğiniz özel noktalar varsa... Yok vallahi Barış Bey, aşağı yukarı hızlı bir sohbet ettik ama o kadar güzel konuları sordunuz ki yani çok da farklı bir şey kalmadı. Dediğimiz gibi artık yani üniversite sanayi işbirlikleri, deminki konuşmamda da söyledim, sadece üniversitelere kızmayalım. Evet. Biz sanayiciler kapılarımızı ne kadar açıyoruz? TÜDÖKSAT'ın sanayi firmalarından istediği belirli üretim değerleri var. Çok az kişi gönderiyor. Çok az kişi gönderiyor. Yani bu nedir böyle, bir mucitlik mi yapıyorsunuz? Öyle bir şey de yok. Ondan dolayı sanayi işbirliğinin desteklenerek devam etmesi ve üniversiteyle beraber bu konuda gelişilmesi. Fabrikamıza bir arkadaşımız geldi. Bana şunu söyledi. Ben Türkiye'de böyle bir döküman olduğunu, ki profesör meteoroloji bölümünde, görün bilmiyordum Kadir Bey dedi. Ama doğru. Demek ki sadece bizim hatamız veya üniversitelerin hatası değil diye kabul edelim. Ağzınıza yüreğinize sağlık başkanım. Çok çok teşekkür ederim rica Barış Beyciğim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz böyle önemli bir noktaya gösterdiğiniz hassasiyet açısından. Sizin ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.